Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, haram diyoruz. Sizden de çok sık duyuyoruz. Haram işlemek, haram işlemek. Nedir haram? Ne demektir? Bize bunu anlatabilir misiniz? Bir de haram işleyerek Allah'a yaklaşılır mı? İyi bir kul olabilir mi? Olunabilir mi? Veya ibadet yapılabilir mi? Mustafa Bey, efal-i mükellefin diye kitaplarda anlatılıyor. İşte farz, vacip, sünnet, müstahap, mubah, mendup. Ondan sonra haram, mekruh, müfsit. Efal-i mükellefin. Efal, fiiller demek. Mükellefin, akil ve bali olacak olan kimseye mükellef denir. Mükellef olanı yapacağı işler. Ya farzdır. Yapacağı işler ve sakınacağı işler. İşte bu Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de yapılmasını açıkça emrettiği şeylere bu efal-i mükellefin birincisi farzdır. Buna farz denir. Yani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açıkça mesela 5 vakit namazı emretmiştir. Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutmayı emretmiştir. Hac etmeyi veyahut da zekat vermeyi dine zengin olarak emretmiştir. Bunlar farz mıdır? Farzdır. Yine Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de yapmayınız diye açıkça men ve yasak ettiği şeyler de haram denir buyuruyor. İçki içmek, yalan söylemek, domuz eti yemek, kan içmek. Bunlar da Cenab-ı Hak açık bir şekilde men etmiştir. Bazen bu ayet-i kerimeyle bildirildiği gibi haramlar hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. Çünkü kitaplarda anlatılırken fıkıh kitaplarında mesela bu konuda nas var denir. Bu konuda nas deyince nas ayet-i kerime hadis-i şerifler demektir. Hadis-i şerifler de var yani. Tabii hadis-i şerifler de var. Onlar mesela, da nas. Evet onlar da nastır. Mesela bir şeyin farz olması Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği gibi Peygamber Efendimiz tarafından da bildirilir. Yani onun farz olduğu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalbine bildirir veyahut da vahiy ile bildirir. Melek gelir bildirir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu kendi ifadesiyle bildirir. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçmesi şart değil. Şart değil. Evet. Ama Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilen de o zaten ittifaktır. Evet. Herhangi bir durum söz konusu değil. Ve zaten tarifi yapılırken Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açıkça yapınız diye emrettiklerine farz ve yapmayınız, sakınınız diye yasak ettiklerine de haram denir buyuruyor. Şimdi kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki, özür dilerim. Allah-u Teala mubah kıldığı şeyler var. Mubahlar iyi niyetle ve güzel düşüncelerle yapılınca insan sevap kazanır. Hani bizi izleyen ve dinleyenler ne gibi diye hatırına gelebilir. Mesela yemek, içmek, uyumak, gezmek, tozmak neyse bunlar helal ve mubah olan şeylerdir. Peki uyumanın günah olanı da var mı? Sevap olanı da var mı? Ha bir kimse akşam yatarken abdest olarak yatağa girse ve şöyle niyet etse ya Rabbi sabah namazına vaktinde kalkmak, ondan sonra ibadetleri dinç ve kuvvetli yapmak niyetiyle, istirahat etmek niyetiyle yatıyorum, uyuyorum dese biraz sonra zaten uyuyunca abdesti bozulur onun. Abdesti bozulsun. Abdesti olarak yatağa girmiştir. Bu niyetle yattığı için işte ne kadar uyursa, uyku gaflet olmasına rağmen sanki Cenab-ı Hakk'ı zikretmiş gibi sevap kazanır. Bakın mubah olan bir şeyi niyetiyle sevaba mı değiştirdi ve sevaba. Peki mesela diyelim ki gezintiye çıktın. Ha diyelim bir deniz kenarında veya da aynı şekilde diyelim ki bir dere kenarında yeşillik, akarsular görüyorsun falan. Şimdi giydin öyle laf olsun diye dolaşıyorsun. Ha, laf olsun oldu o. Ama hani zihnim dağınıklık gitsin, kendimi toparlayayım. Zihnim aynı şekilde kendimi toparladığım zaman, sıhhatime kavuştuğum zaman Allah-u Teala'nın dinine daha çok hizmet ederim. İnsanlara, Allah-u Teala'nın kullarına daha çok faydalı olurum. Niyetiyle yapmış olsaydın o kesinti sevap olacaktı. Peki yine geziyorsun ama gideyim çok özür dilerim, tenzih ederim. İşte karı kıza bakayım falan. Yani ondan sonra tavlayayım neyse. Buna benzer böyle bir niyetle gittin. Böyle bir niyetle dolaşıyorsun veya yürüyorsun. Yürümek de mubahtır. Bunlar niyete göre sevap veya günah oluyor mu? Evet sevap veya günah oluyor. Peki farzlarda böyle. Farzlarda kötü niyeti olmuş olsa, bozuk bir niyeti olmuş olsa. Hani diyelim ki adam Müslümandır namaz kılıyor ama diyelim ki işe girecektir. Ha bu patron da aynı şekilde böyle namazını kılanları falan aynı şekilde tercih ediyor. Ya şimdi öğle vakti girdi ben sonra da kılabilirim ama şu fabrikanın bahçesinde ben kılıvereyim patron da görsün beni işe alsın. Yani öğleyi ben burada kılıvereyim ama niyeti ne oldu orada? Patrona yaranmak. Patrona yaranmak işe girmek için falan. Halbuki Allah için yapacaktı. Kitaplarda buyuruyor ki hani böyle niyetle. Yani bozuk bir niyet olduğu, o bozuk niyette yapmış olduğu o ibadet, onu sadece borcunu eder, sevap alamaz buyuruyor. Çünkü o ibadeti Allah için yapması lazımdı. Patron veya başkası görse ne olur, görmese ne olur. Gelelim efendim haram işleyenlere. Haramı niyetle değiştirebilir miyiz?
Değil. Bir şey yasak mesela. Bir şey yasak. Kesin yasak. Mesela Allah-u Teala içkiyi haram etmiştir. Zinayı haram etmiştir. Kumarı haram etmiştir. Yalan söylemeyi haram etmiştir. Gıybeti haram etmiştir. E şimdi bunların bizatihi kendisi haramdır. Hem ben gıybet ediyorum da niyetim yani olmaz o. Ben zina ediyorum da niyetim. O da niyet kurtarmaz artık. Yani haramlarda iyi niyet kurtarmaz. Ben gidiyorum adamı aynı şekilde tokatlıyorum. Cebindekini alıyorum. Bizim mahalledeki fakirlere vereceğim bu parayı diyorum falan. Ha niyetim düzgün ama benim. O olmaz o. Yani haramlar iyi niyetle haram olmaktan çıkmaz. Onu anlatmak için uğraşıyoruz efendim. O değişmez. Haram işleyenlerin de adam mesela yalan söylemeye devam ediyor. Ama namaz da kılıyor. Fakat tabii ki insanlar tarafından da garip karşılanıyor. Adam diyor namaz kıldığı halde ahlakı kötü. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki namaz insanı fahşadan yani bütün kötü huylardan uzaklaştırır. Peki namaz kıldığımız halde o kötü huylardan uzaklaşmıyor isek o namazda bir hata var demektir. Namaz namaz değildir. Çünkü Allah-u Teala kesin net bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Namaz insanı bütün kötülüklerden alıkoyar. Fakat hem günah işliyor hem de namazını kılıyor. Yani hem farzı yapıyor hem de haram işliyor. Böyle kimselerin, haram ve günah işleyenlerin yapmış olduğu bu ibadetler sahih olur mu? İslam alimleri onu da yazmışlar. Sahih olur. Ama ben şimdi eğitim sistemine geldiğim için şimdi mesela bu üniversite imtihanları gerçi iki de bir değiştiriyorlar ama işte üç yanlış bir doğruyu götürüyor hesabı. Evet. Şimdi bir kimse evet Allah-u Teala bir emrini yerine getiriyor ama yasak ettiğine de devam ediyor. Yani haram işlemeye de devam ediyor. Dolayısıyla o yapılan emirden diyelim ki 100 puan aldı. Misal olarak söylüyoruz. Ama haram işlemek suretiyle o puanları yemeye başlıyor o haram. Yiyor, yiyor, bitiriyor. Elde avuçta bir şey kalmıyor. Yarın ahirette efendim ben namaz kılıydım. Hani ecri, ücreti, sevabı. Ha melek de diyecekler kusura bakma sen dünyada harcadın onları. Bitirdim. Yani hatta gıybet konusunda mesela. Bu diyor ki kitaplarda anlatılırken yarın mahşer günü adam amel defterini açacak. Bakacak ki ah zina etti diye yazıyor. Melekler diyecek ki vallahi ben zina etmedim. Hakikaten zina etmemiş. Melekler bakacaklar doğru diyecekler sen zina etmedin. Bu zina günahı niye benim amel defterimde? Diyeceklermiş ki sen zina eden birisin o kadar çok gıybet etmişsin ki. O kadar gıybet ede netice itibariyle onun günahını ala sana intikal ettirmişler bunu. Onun işlediği günah. Evet onun işlediği günah. Dolayısıyla bir kimse evet sevaplar vardır ama günah işlediği için de elde avuçta bir şey kalmaz. Hatta buna canlı bir misal olarak da yine İslam alimleri şunu veriyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Eshab-ı Kiram'a hitaben buyuruyorlar ki müflis kimdir bilir misiniz? Eshab-ı Kiram'da diyorlar ki ya Resulallah bizim bildiğimiz müflis yani parası vardı ya da tarlaları vardı, bahçeleri vardı, kamyonları vardı. Neyse o zaman ticaret yapıyordu. İşte tarlalar yandı, elde avuçta tahıl diye bir şey kalmadı. Meyve ağaçları yandı, meyveler gitti. Ticaret yapıyordu, kervanı soydular, elde avuçta bir şey kalmadı. Dolayısıyla biz buna iflas etti deriz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam müflis o kimsedir ki buyuruyor. Yarın mahşer günü dağlar gibi sevaplarla gelir. Ama dünyadayken bu kimse kimisine hakaret etmiştir, kimisine sövmüştür, kimisine dövmüştür, kimisini tekmelemiştir, kimisine zulmetmiştir. O hak sahipleri de gelir. O dağlar gibi sevapları habire verirler. Elde avuçta bir şey kalmaz. Derler ki melekler bunun sevapları bitti. O zaman o alacaklar derlermiş ki o zaman günahlarımızı buna verin. Onların günahı alır, bunları yüklenir ve gönderilir. Şimdi hani dediniz ya efendim haram işleyenin ibadeti. İşte haram işledi, zulmetti, haram etti, gıybet etti, haram etti, hakaret etti, sövdü, haram işledi, günah işledi. Yazılıyor bunlar. Bunların bedellerini ödeyecek insan. Bir taraftan da sevap kazanıyorsun, hayır hasenat yapıyorsun, ibadet yapıyorsun. Tamam o sevaplar da geliyor ama o sevaplar seni kurtarmıyor. Çünkü eksiler onları silip götürüyor. Dolayısıyla hani İslam alimleri çeşitli misaller vermişler de, verdikleri misallerden bir tanesi de mesela sepet misali vermişler. Sepet misali. Bazılar testi misali vermişler. Sepetin altı gitmiş, göçmüş. Sen habire oraya elma, armut dolduruyorsun ama sepeti kaldırınca elde avuçta bir şey yok. Altı delik. Ve hatta bazıları da aynı şekilde testi misalini vermiş mesela. Testinin altı delik. Habire çeşmeye dayamışsın. Evet su geliyor. Bir türlü dolmuyor mu? Veyahut da bir yerden aynı evet. Şekilde böyle bir kapla getiriyorsun, dolduruyorsun ama akıp gidiyor. Yani haram işlemek, günaha devam etmek, yapılan ibadetlerin sevaplarını alıp götürüyor.
Her ne kadar yarın ahirette günah işleyen bir kimse ibadetlerini terk etmemiş ise ona demeyecekler ki arkadaş sen namaz kılmadın demeyecekler. Oruç tutmadın demeyecekler. Dine zenginse zekat vermedin, zekatını vermişti vermedin demeyecekler. Ama diyecekler ki hemşerim elde avuçta bir şey yok. Demek ki haram Allah-u Teala yasak ettiği, men ettiği şeylerdir. Yasak ettiği şeylerdir. Ve haram işleyen bir kimse, haram işleyen bir kimsenin yapmış olduğu ibadetler sahih ise de bu haramlar o yapılan ibadetlerin sevabını alıp götürüyor. Peki haram karıştırarak ibadet yapılır mı? Yani haram işleyerek Allah-u Teala'ya yaklaşılır mı? Olmaz öyle şey. Yani ben başkasının parasını çalacağım, ondan hacca gideceğim. Olmaz öyle şey. Yani haram işleyerek Allah-u Teala'ya yaklaşılmaz. Mesela çalgıları Allah-u Teala haram etmiştir, yasak etmiştir. Çalgı çalarak Kur'an-ı Kerim okumak küfre götürür. Çalgı çalarak ilahi söylemek küfre götürür. Ne yapar? Yani haram işleyerek Allah-u Teala'ya yaklaşılmaz. Allah-u Teala'ya ibadet yapılmaz. Ve haram işleyen bir kimsenin de ibadeti, hani ibadetlere karıştırmadan ibadeti sahih olur ise de elinde avucunda fazla bir şey kalmaz efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.